Evet, merhaba arkadaşlar. AYT denemesinin çözümleri. Şimdi önermesi yanlış olduğuna göre diyorsa demek ki bunun önermenin doğruluk değeri sıfırdır. Sıfır çıkması için senin olması gerekiyor? 10 koşul olması gerekiyor. Yani burası 1, burası 0 olacak. R'nin doğruluk değeri sıfır. Şimdi V önermesinin 1 çıkması için ikisinin de 1 olması gerekiyor. Çünkü V'de bir tane sıfır, sonuç sıfırdır. Demek ki burası da 1, burası da 1. Burası doğruysa A eşittir B gelir. Burası yanlış mı önerme ise C'nin sıfırdan büyük olması gerekir. C pozitifse eğer sıfırdan küçük olması için ve doğru çıkması için burayı ifade. B'nin negatif olması gerekir. B'nin işareti eksi, C'ninki artı. A'la B'nin işareti eksi olduğu için, yani olduğu için ikisi de eksidir arkadaşlar. Eksi, artı diyoruz. Denklemini sağlayan x tam çarpımı 9 olduğuna göre. Şimdi şu ifadede 4 parantezine alırsak ne olur? 4 parantezinde mutlak değer 5 eksi x. Burada da bir tane var. Bir tane burada var. 4 tane burada var. Yani toplamda 5 tane mutlak değer 5 eksi x eşittir c geldi. Buradan c bölü 5 geldi. Burada mutlak değer açarken ne yapıyorduk? Karşıdakinin bir artılısı, bir eksilisi. Şimdi dur, şuraya silelim mi ilk başta? Anam hepsi gitti. Tekrar yapıyoruz o zaman. Burada bir tane var, burada 4 tane var. Yani toplamda 5 tane mutlak değer 5 eksi x eşittir c dedik. 5'e böldük. Buradan 5 eksi x eşittir c bölü 5. 5 eksi x eşittir eksi c bölü 5. Buradan x'ler ne gelir arkadaşlar? 5 eksi c bölü 5. Diğer x ise 5 artı c bölü 5. Şimdi bu x tam senin çarpımı 9 olduğuna göre. Yani şunların ikisinin çarpımı 9'muş. Burada iki kare farkı yok mu arkadaşlar bunların çarpımında? Yani 25 eksi c kare bölü 25 eşittir 9'dan. 16 eşittir c kare bölü 25. Buradan da 16 çarpı 25 eşittir c kare. C kaçtır buradan arkadaşlar? Şurası zaten kare olduğu için 4'ün karesi, bu da 5'in karesidir. 4 çarpı 5'ten 20 gelir. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Şimdi bir saniye, şu rengimizi seçelim. Şimdi şu ifadede iki kare farkımız var. Yani burası nedir arkadaşlar? A artı 2. Bir saniye. Hatta silelim komple. Evet. 2 kare farkından a artı 2 artı b eksi 2 çarpı a artı 2 eksi b artı 2. Ve bu ifade tek bir sayı eşit. Şimdi şurası ne geldi? 2'ler gitti. A artı b. Burası ne geldi? A eksi b artı 4. İfadesi tek bir sayı. Şimdi çarpımın tek olması için şu ikisinin tek olması gerekiyor bir kere. A artı b tek bir sayıysa bunların biri tektir, biri çeyrektir. Zaten a artı b tekse zaten burası da tektir. Tek bir çift doğru tektir. Yani kısacası A artı B tek bir sayı. Şimdi bunun tek çift olabilir, çift tek olabilir. Bunun garantisi yoktur. A çift sayıdır demiş, kesinlikle yoktur, her zaman doğru değil. A eksi B tek sayı. Zaten burada A artı B ile A eksi B aynı şey olduğunu belirtmiştik. Tek sayıdır, doğrudur. A çarpı B tek sayıdır demiş. İyi de biri tek biri çift. Çarpımlarda çarpanlardan bir tanesi çift ise sonuç çifttir. O yüzden bu da gitti. Yalnız 2 geldi. Gelelim 4'e. 6 farklı kitap, yaşları farklı 3 öğrenci arasında aşağıdaki koşullara göre paylaşabilir. En büyük 2 kitap olacaktır. En küçüğü ve ortancası en az 1 kitap alacaktır demiş. Şimdi toplamda 3 tane öğrencimiz var. Şimdi buraya 2 tane kitap alıyoruz. Burası 2 tane. Burada geriye kalan 6 tane kitabımız vardı. 6 eksikten 4 tane kitabımız kaldı. Şimdi en küçüğü ve ortancası en az 1 kitap alacak. Bunları nasıl seçebilirim ben? Burası 1, 3 ya da 2, 2, burası 3, 1. Yani birincisi 2 tane kitap alacak, o garanti. İkincisi 1, üçüncüsü 3 veya 2'ye 2 veya 3'e 1 şeklinde alabilirler. Şimdi ilk baş, bu birinci kişi. İlk baş ben bunu bir seçeyim. Ne olur burası arkadaşlar? 6'nın ikilisi mi olur? 6 kitaptan 2 tane seçtim buraya. Birinciyi hallettik.
Şimdi burada 1'e 3. Zaten bunların durumları. Şimdi büyük bir parantez açıyorum. Burada geriye kalan 4 tane kitaptan bir tane seçiyorum. 4'ün birlisi. Burada bir tanesini seçtik. 3 kitaptan 3'ü. Zaten gerek yok, yazmaya gerek kalmadı. Artı. Bu duruma bakıyorum. Burada 4 kitaptan 2 tane seçeceğim. 4'ün ikilisi. Gene 2 kitaptan 2 tane yazmaya gerek yok. Artı. Şimdi şu duruma bakıyorum. 4 kitaptan 3 tane seçiyorum. 4'ün üçlüsü. Buradan 4 artı 6 artı 4. Bir de burası ne geldi arkadaşlar? 15. Burası 14 çarpı 15'ten nedir? 210'dur. Üniversitede yüksek lisans programı devam eden Hamza'dan adam haftaya içi 2 gün ve hafta sonu 1 gün olmak üzere haftada 3 gün çalışıyor ve bir iş buluyor. Hafta içi 2 gün çalışıyorsa arkadaşlar. Şimdi hafta içinde kaç günümüz var? 5 gün. Bu 5 günden 2 gün seçeceğim. Hafta sonu 2 gün var toplamda. Buradan da 1 gün çalışmak istiyorum ben. Şimdi bu hafta içinden 5 günden, 2 günden herhangi, 2 günden herhangi birini seçmeye ihtimalleri 5'in ikilisidir. Tüm durumu hesaplıyorum ilk başta. Şimdi buna göre herhangi bir haftada plan adamı pazartesi, çarşamba, cumartesi günlerinde çalışma olasılığı nedir? 5'in ikilisi bu 5 hafta içinden 2 tane hafta içi seçtim. 2 hafta sonundan bir tane hafta sonu seçiyorum, ikinin birisi. Şimdi benim istediğim ne? Pazartesi, çarşamba, cuma. Zaten bunları seçim şansı bir tane var arkadaşlar. Hepsinde bir tane. O zaman 1. Yani burası da 20'dir. 10 çarpı 2'den 1 bölü 20 geldi. Evet, buna benzer daha önce çıkmış bir soru vardı arkadaşlar. Hatta slaytta da çözüldü bu soru. A'la B sıfırdan farklı gerçel sayıları F fonksiyonu demiş. Şimdi şu ifadenin ne olmasını istiyorum? A olmasını istiyorum. O zaman AX artı B'yi bir A'ya eşitliyorum. Buradan AX eşittir. A eksi B, her tarafı A'ya böldüm. Demek ki X gördüğüm yere bunu yazarsam bu oluyor burası. Yazarsam ne olur? İçerisi ne olacak arkadaşlar? Artık AX artı B değil, A oldu orası. F A eşittir. X gördüğüm yere bunu yazıyordum. Al burada x var. Bak. Yazarsam ne olur? A eksi b bölü a. Aşağıda ne vermiş bize? F a'yı vermiş. 2b bölü a. A'lar gitti. Buradan a ne geldi arkadaşlar? 3b geldi. Şimdi a 3b ise şu en baştaki ifadeyi yazıyorum. Bakın. A yerine 3b yazacağım. Ne olacak orası? F 3bx artı b eşittir x geldi. Bana f 0 sorulmuş. Burasının 0 olması için x'e ne yazmam gerektiğini buluyorum. 3bx artı b eşittir 0'dan. 3bx eşittir eksi b. 3b'ye böldük. Buradan x kaçtır? Eksi 1 bölü 3. Yani x'e eksi 1 bölü 3 yazarsam bu içerisi 0 oluyor arkadaşlar. x'e eksi 1 bölü 3 yazarsak ne olur? O zaman f 0 eksi 1 bölü 3'e eşittir. Şimdi buna bakalım. Evet. F 16'yı 20 eşitmiş. F'indekileri karşı. Şimdi Fn'deki n çift ise bunu kullan diyor. N sayısı tek ise bunu kullan diyor. Şimdi 16. F 16 arkadaşlar. Bu nedir? Aslında n çift olduğu için bak 16 eksi 1'den 2 F 15 eşittir. Doğru mu? Şimdi burası kaçmış? 20'ymiş. O zaman F15 kaçtır? 10'dur. Doğru mu? Peki şimdi F15'e bakalım arkadaş. F15. N tekse bunu kullan diyor. Şimdi ben buraya 15 yok. Bak burası 15. 15 eşit olması için şuraya ben ne yapmam lazım? 13 mü yazmam lazım arkadaşlar? N yani 13 yazarsam olur. Yani F13. Bak aslında. Pardon, şunu bir silelim. Dur. Tamam. Şimdi F13 eşittir F15 eksi 1. Şimdi daha da aşağı inelim. F13 mesela F11. Bu nedir? F13 eksi 1'dir. N yerine 11 yazdım. Bak tek oldukları için devamlı bundan gidiyorum artık arkadaşlar. Devam edelim. F9 nedir? F11 eksi 1. F7 nedir? F9 eksi 1. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam
Bakın bu F13'ler, F11'ler, F9'lar gitti. Ne kaldı? F7 eşittir. F15 eksi 4 mü geldi? F15 ne bulduk biz? 10. 10 eksi 4'ten F7 kaçtır? 6'dır. Evet, yanındaki soruya bakarsak. X tam sayı değilse X'ten küçük en büyük tam sayı eşitmiş. Mesela 3.6 demiş. Bak burada göstermiş. 3.6'dan küçük en büyük tam sayımız kaçtır? 3'tür. Eğer tam sayıysa direkt 5 ise 5'e eşittir. Peki. Şimdi şuradaki ifade çözüm kümesini sormuş arkadaşlar. X'in. Şimdi eksi 3.4 demiş. Eksi 3.4'ten küçük en büyük tam sayı kaçtır? Eksi 4'tür. O zaman bakın burası ne oldu? 2x eksi 1. Eksi 4 eşittir 6. Hatta eksi 4'ü karşıya aldık. Yani şurası 2x eksi 1 10'a eşit. Şimdi 10 çıkması için ne olması gerekiyor burası? Bir kere en az 10 olması gerekiyor. Ama 11'e kadar değerler de alabilir. Yani kısacası 2x eksi 1 ne olacak arkadaşlar? 11 ile 10, 10'a küçük eşittir koydum. Neden? Eğer burası 10 olursa tam sayı eşit olduğu için 10'a eşit olacak. Ama 11 olamaz arkadaşlar. Eğer buraya 11 yaparsam 11 eşit olur. O yüzden 11 dahil değil. 10 dahil ama 10 ile 11 arasında değerler alabilir diyoruz. Peki. Eksi 1'i karşı her tarafa 1 ekleyelim. 11, 2x, 12. 2'ye böldük. 11 bölü 2, x, 6 geldi. 11 bölü eşitlik var. Cevap denizde. Evet, fx'in grafiği verilmiş arkadaşlar. Burada fx'in grafiğine dikkat etmemiz gereken neler? Eksi 3 noktası x ekseni kestiği için bir köktür. 2 noktası köktür fakat teğet olduğu için burada ne olur arkadaşlar? Çift katlı kök anlamına gelir burası. Doğru mu? Teğet olması için ya zaten teğetse ne olur arkadaşlar? Delta eşittir 0 oluyor, hatırlayalım. Şimdi fx var, x kare, eksi 9 var. Bir kere şundan köklerini bulalım. Burası nedir? X eksi 3 çarpı x artı 3'tür. Köklerimiz nelerdir? 3 ile eksi 3. Şimdi toplam fx ile bakın fx ve x kare eksi 9'da kökler. Fx'in kökleri neler? Eksi 3 ve 2. Ama 2 de çift kök var. X kare eksi 9'da kökler nelerdi? Eksi 3 ve 3. Bakın burada eksi 3'ten 2 tane var. Tablo çizerken o zaman ben bunları çift kök olarak düşüneceğim. Şimdi tabloyu çizersek. Köklerimiz eksi 3, 2, 3 diyorum. Evet, 3'te tek kök, 2'de çift kök, eksi 3'te de çift kök var. Şimdi gelelim neyle başlayalım? 3'ten büyük değerler olduğunda, bakın 3'ten büyük değerler olduğunda 3'ten büyük değerler fx her zaman pozitif mi? Yani yukarısı pozitif. Aşağısı nedir 3'ten büyük olduğunda? O da pozitif. O zaman artının artıya bölümü artı. Artı ile başlıyorum. Eksi, eksi, eksi. Çift köklerde işaret değişikliği yoktu, hatırlayalım arkadaşlar. Artı ile başladım. Artı, eksi, eksi, eksi geldi. Bana sıfırdan küçük olduğu yerler sorulmuş. Yani şu aralıklar sorulmuş. Şimdi normalde burada nedir? Eksi sonsuzda 3 aralıktır. Doğru mu? Fakat paydayı sıfır yapan değerler yani 3 ve eksi 3'ü dahil etmemem gerekiyor arkadaşlar. Evet. Paydaya sıfır yapan değerler olmaması gerekiyor. O yüzden eksi 3 ve 3 dahil değil arkadaşlar. Yani eksi sonsuzda 3 aralığı derim ben burada. 3 dahil değil bakın. Eksi sonsuzda dahil değildir. Bu aralıktan neyi çıkartmam lazım? Eksi 3. Fark eksi 3'ü çıkartıyorum arkadaşlar. O yüzden Balıkesir geldi. Evet, yandaki 11. soruya bakarsak ise ax kare artı bx artı c demiş. Yani ikinci dereceden bir denklem demiş fx için, değil mi? Şimdi f eksi 1 ve f5 sıfır eşit. Yani bu ne demektir? Aslında fx'in kökleri eksi 1 ve 5'lerdir. O zaman fx için şöyle bir şey diyebilir miyim? X artı 1 çarpı x eksi 5. Başında bir başka sayı olmak zorunda. O yüzden bir tane de a koyuyorum buraya arkadaşlar. Onu bilmiyorum. Zaten bakın eksi 1 yazsam sıfır eşit. 5 yazsam da sıfır eşit. Al denklemi oluşturun. Ve ikinci denklem hepsine uyuyor. Bu çarpı uyuyor. Burada b'ler c'ler beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Şimdi teker teker hepsini bulalım. F eksi 3 ne eşittir? Eksi 3 yazsak ne olur? A çarpı eksi 2 çarpı eksi 8. Yani 16 A. F 6. A çarpı 7 çarpı 1. Ne geldi? 7 A. F 7. 7 yazsak
A çarpı 8 çarpı 2'den 16. F1. 1 yazdım da A çarpı 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8A. F eksi 2. Eksi 2 yazıyorum. A çarpı eksi 1 çarpı eksi 7. Ona ne geldi? 7A. F3. O nedir? A çarpı 4 çarpı eksi 2. Yani eksi 8A. Hepsini yerine yazıyorum arkadaşlar. F eksi 3. Neydi? 16. F6 7A 5'e çarpıyorum 35A. F7 eksi 16. Bölü F1 eksi 8A. F eksi 2 7A. Eksi F3. Eksi eksiden artı 8A. Şunlar gidiyor. Bunlar gitti. Hatta şuradaki A'lar gitti. Ne kaldı arkadaşlar? 5. Evet. A'la B sıfırdan farklı bir örnek var. Yani bununla da benzer bir tane çıkmış soru vardı arkadaşlar. Hatta bununla yine slide'de çözdük aynı sorulardan bir tanesini. Şimdi denklemin köklerinden biri A eksi B eksi 1 demiş arkadaşlar. A eksi B eksi 1 ise şimdi kökler çarpımı nedir arkadaşlar? Kökler çarpımız x1 çarpı x2 eşittir C bölü A'ydı. Doğru mu arkadaşlar? Bir saniye. Evet, C bölü A. Şimdi peki buradaki kökler çarpımı nedir arkadaşlar? C bakın burası. Burası şurası C. Burası B. A da 1 zaten bundan. C'si o zaman yani kökler çarpımı x1 çarpı x2 ne gelir arkadaşlar? B eksi A artı 1 bölü B. E bir tane kökün teki neymiş? Buymuş. A eksi B eksi 1 çarpı x2 diyorum. X1'e şunu dedim arkadaşlar. Şimdi bakın B eksi A artı 1 ile A eksi B eksi 1 ters yaptı. O zaman bunlar gitti. Eksi 1 mi kaldı? Yani x2 neye eşittir? Eksi 1'e. Bu aslında x2 de ne şey nedir? Köktür. Şimdi kök ne demektir? Denklemde yerine yazdığında sağlaması gerekiyor. Hop bu x2'yi yerine yazıyorum. Yani x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 edersen eksi 1'in karesi artı A artı 2 çarpı eksi 1 artı B eksi A artı 1 eşittir 0. 1 eksi A eksi 2 artı B eksi A artı 1. Bu 1'ler 2'ler gitti. Buradan B eşittir 2A. B bölü A da kaça eşittir? 2'ye eşittir arkadaşlar. Evet, gelelim yanındaki soruya arkadaşlar. Fonksiyonun maksimum noktası sormuş. Maksimum noktasını biz nasıl buluyoruz aslında bu ifadenin? Türevini alıp yani t türev x'in 0 olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, ilk baş t türev x. Bir türevleyelim bakalım. Ne yapıyoruz? Çarpımın türevi vardı. Çarpımın türevi neydi? Birincinin türevi yani ev türev x çarpı gx ikincinin aynısı artı ikincinin türevi yani g türev x çarpı birincinin aynısı fx. Şimdi bunu sıfır yapan değerler lazım bize. Fakat şimdi bize f türev x falan fx'in gx'in denklemleri verilmemiş. Ama şimdi bak burası alfa açısı. Fx için konuşuyorum. Burada fx eşittir mx artı n dediğimizde m neydi? Eğim. N neydi? Y ekseni kestiği nokta. Şimdi eğimimiz kaçtır? 2 bölü 4'ten tanjant alfa 2 bölü 4'ten ne geldi? 1 bölü 2. O zaman fx'i oluşturuyorum arkadaşlar. Eğimi 1 bölü 2. Eğim 1 bölü 2x artı n. Y eksenini nerede kesiyor arkadaşlar? 2'de mi kesiyor? Artı 2. Fx budur. Gx için ise eğim açımız burası aslında. Normalde. Yatık olduğu için eksi olması lazım. Hatta ben buraya alfa dersem burası 180 eksi alfa olur. Şimdi tanjant alfanın 4 bölü 4'ten bunun eğimi olur arkadaşlar? 4 bölü 4'ten 1. O zaman gx ne olur? Geniş bir açı olduğu için eğimi eksi almak zorundayım. Doğru mu? Eksi 1x y ekseni kestiği nokta nedir? 4. Al. Gx'e bulduk. Peki ev türev x nedir arkadaşlar? Birincinin yani fx'in türevini alırsak 1 bölü 2 eşit. G türev x nedir? Eksi 1'dir. Şimdi bakalım yazılımı yerine. Ev türev x yani 1 bölü 2. Gx yani eksi x artı 4. G türev x
Eksi 1 de eksi 1, hatta şu artı eksi yaptım böylece, çarpı fx. 1 bölü 2x artı 2 eşittir 0. Buradan eksi x bölü 2 artı 2. Tamam. Eksi x bölü 2 eksi 2 eşittir 0'dan. Buradan 2'ler gitti. Buradan eksi x eşittir 0'dan. X kaçtır? 0'dır. Şimdi x'i 0 olan noktada maksimum yapıyor arkadaşlar. Şimdi noktayı bana maksimum noktası yani y'sini de soruyor. Y'yi ben nasıl bulurum? Aslında burada x'e 0 yazarak, yani f0 çarpı g0 bize y'yi verir arkadaşlar. F0, x'e 0 yazarsak ne olur burada f0? 2 midir? Bak g0 yaz. G0 kaçtır? 4. 2 çarpı 4'ten ne geldi? 8. Demek ki maksimum noktasının apsisi 0. Ordinatı 8. 0'a 8 noktası. Evet. Eşit logaritma sorusu arkadaşlar. Şimdi ben bunu ters çevirsem ne olur burası? Logaritma x y tabanında x artı, ters çevirdiğinizde tabanla gördüğü yer değişiyor. X y tabanında y eşittir. Logaritma 3 tabanında x kare eksi 2x. Burada toplama şeklindeki ifadeyi neye döndürüyoruz arkadaşlar? Çarpmaya döndürüyoruz. Yani logaritma x y tabanında x y eşittir. Logaritma 3 tabanında x kare eksi 2x. Burası nedir? 1'dir. Şimdi tik atarsak ne olur? Buradan logaritma kalkar. 3 üzeri 1'den 3. Eşittir. X kare eksi 2x. Buradan 0 eşittir. X kare eksi 2x eksi 3'ten. X'e x eksi 3'e 1. Ne geldi? X eşittir 3 ve x eşittir eksi 1. Bakın. X eksi 1 olamaz zaten. X'ler 0'dan büyük ve 1 olamaz arkadaşlar. Bunlar git bu gitti. Ne kaldı? X değeri kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Evet, bir adet dizinin 6. terimi, yani A6 eşittir 15. 9. terim A9, 12 eşit. A6 neydi aritmetik dizide arkadaşlar? A1 artı 5R, 15 eşit. A9 neydi? A1 artı 8R, 12 eşit. Şöyle bir şey yapalım. Şunu eksiyle çarparsak A1'ler gitti, ne kaldı? 3R eşittir. Eksi 3'ten R kaçtır? Eksi 1'dir. R yerine eksi 1 yazarsam burası eksi 5'ten. A1 kaç gelecek arkadaşlar? 20 gelecek. Dördüncü terim, yani bize A4, yani A1 artı 3R soruluyor. R kaç? Eksi 1. Burası kaç? 20. Ne geldi? 17. Evet, logaritma 40'ı A cinsinden vermiş, 2 tabanında 5'in A türünden eşit nedir demiş. Peki, logaritma 40 dediğin şey nedir aslında? Log 40, logaritma 4 çarpı 10, çarpım şeklindeki ifadeyi neye döndürüyorum arkadaşlar? 4 artı logaritma 10. Eğer logaritma taban belirtilmiyorsa kaç tabanındaydı? 10 tabanında. Burası 10 tabanında olursa arkadaşlar 10 tabanın 10'dan 1 gelir. Bunun tabanında 10. Şimdi 4 dediğin şey nedir? Logaritma 2'nin karesi artı 1 oldu burası. Şu 2 başa geliyordu. Yani 2 çarpı logaritma 2 artı 1 geldi. Tabana kaç? 10 arkadaşlar. Şimdi benim bunu tabanla oynayamam. Onu döndüremem. Bana 2 tabanda 5 lazım. Şöyle bir şey yapabilirim ben bu ifadeyi. 2 çarpı, bakın kaç tabanı? 2 tabanı. Şu 10 tabanlı 2'yi ben logaritma 2 tabanlı 2 bölü logaritma 2 tabanında 10 şeklinde ayırabilirim. Yani taban değiştirme yaptım arkadaşlar. Hangi tabanda istiyorsam ona döndürdüm. Artı 1. Zaten şurası nedir arkadaşlar? 1. Şu da 2 çarpı 5 değil mi? 10 çarpı sayısı. Ne oldu o zaman burası en sonu Ali? 2 çarpı 1 bölü logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5 artı 1. Şurası ne?
Bana sorulan burası ve 1. Şimdi bu da a'ya eşit arkadaşlar. Şimdi en son halini yazıyorum. 2 bölü 1 artı logaritma 2 tabanında 5 artı 1 eşittir a. 1'i buraya aldım, a eksi 1 oldu. Doğru mu? Şöyle bir şey yapalım. Şu a eksi 1 ile şu ifadeyi yer değiştirebiliriz. İçler dışarı çarpımı gibi yaparak. 2 bölü a eksi 1 eşittir 1 artı logaritma 2 tabanında 5. 1'i karşıya alalım. Logaritma 2 tabanında 5 nedir? 2 bölü a eksi 1 eksi 1. Payda eşitlersek a eksi 1 ile. Ne oldu burası da? 2 eksi a artı 1 bölü a eksi 1. Yani 3 eksi a bölü a eksi 1 geldi arkadaşlar. Ha, bunu birkaç yolla yapabiliriz mesela. Ha, burada mesela 2 tabanında 10. Ben bunu şöyle de yapabilirdim arkadaşlar. 2 bölü logaritma 2 tabanında 10 yazabilirdim bu ifade. Artı 1. Al burası 5'e 2'dir. Yani 2 bölü logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanında 2 artı 1. Burası 1 zaten eşittir a derseniz gene aynı şeyi bulmuş olursunuz. Evet, yandaki soruya bakarsak. Geometrik dizinin ilk 3 terim olduğuna göre geometrik dizi de hatırlayalım arkadaşlar. Mesela A2 bölü A1 eşittir A3 bölü A2, o da eşittir A4 bölü A3. Yani ardışık terimleri birbirine böldüğümüzde her zaman bize ortak farkı R gelir arkadaşlar. Burada birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim ise 2 üzeri 3A artı 2'yi 2 üzeri 2A artı 1'e bölüyorum. Bak, ikinciyi birinciye böldüm. Bir de üçüncüyü ikinciye böldüm. 2 üzeri 5a eksi 3'ü 2 üzeri 3a artı 2'ye bölüyorum. Evet, burada tabanlar için üstler çıkartsak ne olur? 2 üzeri a artı 1 kalır. Burada tabanlar için üstler çıkarsak 2 üzeri 5a 3a'yı çıkarttık 2a. Burada eksi 3'ten 2'yi çıkartıyorum eksi 5. Tabanlar eşitse o zaman a artı 1 2a eksi 5 eşittir. A kaçtır? 6'dır. Şimdi a 6 olursa arkadaşlar, şimdi burası ne olur? 2 üzeri 13. 6 olursa 2 üzeri 20. Burası 6 olursa 2 üzeri 27. Bakın 7 artarak gidiyor. 4. terim ne olur? 2 üzeri 7 artırsak 34. 34. Bir 7 daha arttır. 2 üzeri 41. Al 5. Evet, limit sorusu arkadaşlar. X sıfıra giderken demiş. Şimdi limitte zaten sıfır yazdığımızda ne oluyor burası arkadaşlar? Bakın, kök 2 eksi kök 2 bölü sıfır. Yani sıfır bölü sıfır belirsizliği var. Bu belirsizliği gidermemiz için yapmamız gereken neler var? 1. Çarpanlara ayırma. 2. Çarpanlara ayrılmıyorsa da eşlenikle çarpmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben o zaman şunun eşleniyle çarpayım. Yani kare kök x artı 2 artı kök 2 ile çarpıp bölüyorum arkadaşlar bu ifadeyi. Bakın, şu ikisi eşlenik konumundaysa birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Şu birincinin karesi ne olur? X artı 2 eksi kök 2'nin karesi nedir? 2 bölü x çarpı karekök x artı 2 artı kök 2. Şu ikiler gitti. Al bu x'ler gitti. Ne kaldı en son arkadaşlar? 1 bölü karekök x artı 2 artı kök 2. Buradan x'e 0 yazardık. X 0'a gidiyorsa arkadaşlar ne gelecek buradan? 1 bölü kök 2 kök 2 2 kök 2. Kök 2 ile genişletirsek burayı da kök 2 bölü 4'tür. Ha, buradan L'Hospital'le kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani payın türevi paydanın türevi. Hatta yapalım bundan da kare kök x artı 2 eksi kök 2 bölü x, değil mi? Şimdi köklü ifadenin türevi neydi arkadaşlar, bunun türevi? İçinin türevi bölü 2 çarpı kendisi. İçinin türevi ne? 1 bölü 2 çarpı kendisi. Bölü kök 2'nin türevi 0 arkadaşlar. X'in türevi nedir? 1. X kaça gidiyor? 0'a. 0 yazarsak ne olur? 1 bölü 2 kök 2. Kök 2'ye genişlet. Kök 2 bölü 4. Buradan da kullanabilirsiniz. Evet, fonksiyon hangilerinin x eşit 2 noktası türevi yoktur? Şimdi 2 noktasında. Zaten bunun türevi ne eşittir? Ev türevi x arkadaşlar. 1'dir. Şimdi mutlak değerlinin ifadelerde arkadaşlar, eğer mutlak değerin içinde birinci kuvvet varsa kesinlikle türev yok. Ama birincinin üstünde, mesela burası mutlak değer x eksi 2'nin karesi olsaydı türev vardı.
ve türevi sıfıra eşittir. Her zaman türevi sıfıra eşittir. Ama mutlaktan içine bu şekilde x eksikinin birinci kuvvetler varsa bu nokta türev yoktur. Şimdi buna bakalım. Burası aslında x eksi 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 2 bölü 3. kuvvetidir. Şimdi ben bunu türevlersem h türev x nedir? 2 bölü 3 çarpı x eksi 2'nin eksi 1 bölü 3. kuvveti. Şimdi bu ifade aslında ne anlama gelir? Aşağıya atmak anlamına gelir. 2 bölü 3 çarpı x eksi 2'nin 1 bölü 3. kuvveti. İyi de 2 yazarsam burası tanımsız olur. O zaman bunun da türevi yoktur. Yani türevi olmayanlar soruluyor bize. 2 ve 3'ün türevi yoktur. Şimdi gerçel sanır küm sürekli olduğuna göre sürekli olması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bir kere limitinin olması gerekiyor. Kritik noktalarda. Mesela burada kritik olan neler? 2 ile 4. O zaman limit x 2'ye sağına yaklaşırken fx eşittir. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx o da eşittir. F2. Bakın bu ikisi limit koşulu. 3'ü sağlarsa süreklilik koşulu. Zaten 2'de eşitlik olduğu için aslında bunlar mesela 2'ye sağdan yaklaşmakla f2 aynı şey olacak yani kısacası. O zaman sadece limite bakmamız yeterli bizim için. 2'ye sağdan gelirsek 2'den büyük değerle geliyorum. Buradan mı geliyorum? Yani bunun için kullanmam gereken denklem x kare artı mx artı n. Bunun için kullanmam gereken denklem ise 4. Şu yukarıdaki yani. O zaman x'e 2 yazarsak burada ne olur burası? 4 artı 2m artı n eşittir 4. 4'ler gitti. 2m artı n eşittir 0 oldu. Bu 1. Şimdi 4 de bizim kritik noktamız. O zaman 4'e sağdan yaklaşırken limit x 4'e soldan yaklaşırken fx. O da eşittir f4. Yine 4'e eşitlik olduğu için sıkıntı yok. Şimdi 4'e sağdan geliyorum. Sağdan gelsem 4'ten büyük denen 8. Eşittir bunu kullandım. Soldan gelirsek şunu kullanacağız yine. X'e de 4 yazıyorum direkt burada. Bak yazmama gerek yok. 4 yazdım. 16 artı 4m artı n. Buradan 4m artı n eşittir eksi 8. 2m artı n de 0'a eşitti. Buradan şöyle çıkarsak şunları. 2m eşittir eksi 8'den m kaçtır? Eksi 4'tür. M yerine eksi 4 desek burası eksi 8'den m kaçtır? 8'dir. Şimdi 8 eksi eksi 4. Ne gelir? 12 gelir arkadaşlar. Evet. Alttaki soruda. F türev 1 kaçtır demiş. Şimdi ben bunu birazcık düzenleyeyim. 1 bölü x dediğin şey nedir? X türev eksi 1 artı x türev eksi 2 artı x türev eksi 3 nokta 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 x türev eksi 8. Şimdi F türev x diyelim arkadaşlar. Evet. Eksi 1 başa geliyor. Bir azaltıyorum. Eksi 2 başa geliyor. Bir azaltıyorum. Eksi 3 başa geliyor. Bir azaltıyorum. Böyle gidiyor mu? Eksi 8 başa geldi. Bir azalttım. Eksi 9 oldu. Tamam mı? Ev türev 1 soruluyor arkadaşlar. Ev türev 1 nedir? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 8'e kadar sayıların toplamıdır. 1'den 8'e kadar sayıların toplamı nedir arkadaşlar? N çarpı n artı 1 bölü 2 hatırlayalım. 8 çarpı 9 bölü 2'den ne geldi? 36. Hepsi eksi olduğu için de eksi 36'dır. Evet. Px polinomunu varmış. Bir de p türev x demiş. Türevine p türev x demiş. Ve burası kaçın derece arkadaşlar? 2'nin derece. Şimdi px'in neresi? P türev x'in neresi var? P türev x'in neresi? Bir kere px'den küçüktür garanti. Ve eğer burası 2'nin derece ise o zaman büyük olan derece belirleyici. Yani px bizim mutlaka 2'nin dereceden birine eklemdir. Budur. Peki p türev x nedir o zaman? Türevini alalım. Üstü başa aldık. 2ax artı b yaptı. Bunları birbirinden çıkartmışız. Ax kareyi aynı indirdik. Bx'ten 2ax çıkartacağım. Hatta artı b eksi 2ax olur. Doğru mu x parantezinde? C'den de b'yi çıkartacağım arkadaşlar. C eksi d. Eşittir. 4x kare eksi 2x eksi 15. Zaten buradan a kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Peki b eksi 2a kaç eşittir? Eksi 2. A'ya kaç bulduk? Biz 4. Eksi 8 gelecek buradan. B ne gelir? Eksi 2 artı 8'den 6. Peki c eksi b'de
Eksi 15'e eşit. Karşıdan şu sabit terimler eksi 15 eşit. B'ye 6 bulduk. Eksi 6 al karşıya. C kaçtır? Eksi 9'dur. Şimdi Px ne oldu böylece? A'yı 4 bulduk. 4x kare eksi pardon, artı 6x eksi 9. Bize katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı deyince ilk sene 1 yazıyorduk. Hatırlayalım polinomlara. Yani bize sorulan P1'dir. P1. Ne olur o zaman? 4 artı 6 eksi 9'dan ne geldi? 1 geldi. Evet. Gelelim 23. 3. soru. Şimdi burada neyin grafiği verilmiş? F'in türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar. Ve bize F'lerle ilgili yorumlar soruluyor. Kesinlikle doğru değil demiş. Şimdi bir kere ev türev x'in grafiğinden f(x)'e geçeceğiz. Bakın. Normalde ev türev x sıfırdan büyük ise f(x) nedir arkadaşlar? Artandır. Çünkü türevi sıfırdan büyük veya küçük olduğunda f(x)'in artan azalan hakkında yorum yapabiliyorum. Mesela türevi sıfırdan küçükse f(x) ne olur? Azalan olur. Şimdi bakın şu kısımda. Şu bölgede yani bakın şu bölgede. Ev türev x'ler sıfırdan büyük mü? Ev türev x sıfırdan büyük. Yani aslında f(x) nedir? Artan bir fonksiyondur. Bakın şu bölgeye bakıyorum. Eksi 2 ile 2 kısmında. Burada ev türev x sıfırdan küçük. Negatif bak hep y değerlere. Fx nedir? Azalan bir fonksiyondur. Şimdi gelelim şu kısma bakıyorum. Şu kısımda ise ev türev x burada sıfırdan büyük olduğu için fx artan bir fonksiyondur. Şimdi normalde yerel minimum değeri demiş. Bakın F2. 2 burası. Azalandan artana geçen yer. Bakın azaldı azaldı azaldı. Hop artana geçti. Artmaya başladı. Şu nokta tam tepe noktasıdır ve ne olur? Minimum noktası olur. Yerel minimum değeri. Doğru mu? Doğru. Artana azalan geçen yerde maksimum noktası olur arkadaşlar. Evet. F0'a bakalım arkadaşlar. Şimdi sıfır noktası burası. Tamam da F demiş arkadaşlar. Şimdi fx azalan, fx'in azalan olması onun negatif veya pozitif olduğu hakkında bir ifade verir mi bize? Kesinlikle verir mi? Vermez. Ha, fx azalan bir fonksiyon ama negatif midir, pozitif midir bilemezsiniz. Bu gitti. Eksi 2 iki aralığında azalan da demiş. Zaten bakın şu aralıkta fx fonksiyonu azalan mı? Azalan. O zaman bu da doğru bir ifade oluyor. 1 ve 3 kesinlikle doğrudur. Evet. Şimdi 14x eksi a doğrusu x üzeri 4 bölü 2 eksi 2x artı fonksiyonun grafiğine teğet olduğuna göre. Şimdi teğet olduğu noktayı bilmiyorum. Ben bir a noktası belirledim mesela buraya. Hadi x'e y diyelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu teğetinin eğimini ben nasıl? Şimdi doğrusu buna teğetmiş. Bunun eğimi kaçtır arkadaşlar? X'in katsayısı y'nin yanı kalın. Teğet eğimi m teğet kaça eşitmiş? 14'e. Peki ben teğet eğimini nasıl buluyorum? Türevini alıp bu noktanın x'ini yerine yazarsak teğet eğimi buluyor. Türevini alalım bakalım şunun bir. E türev x. Yani y'nin türevi aslında. Y denince fx değil mi sonuçta? Evet türevi 4x küp bölü 2 eksi 2. X'e ne x yazdığımda neye eşit olacak? 14'e. Buradan 4x küp bölü 2 eşittir. 16'dan 4'lerle gitti. X küp 8'den x kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Bak bu x 2. Şimdi bu x 2 değeri. Hem y'nin üzerinde yani hem doğrunun üzerinde hem de bu şu fonksiyonun üzerinde. O zaman x'e 2 yazsam y'yi bulurum. O zaman şurada y eşittir diyorum. 2 üzeri 4 bölü 2 eksi 2 çarpı 2 artı 6. Yani 8 eksi 4 6 artıdan ne geldi arkadaşlar burası? Doğru mu yaptım? 8 4 doğru. 10 geldi. Yani bizim A noktası ne oldu arkadaşlar? 2'ye 10 oldu. Bu nokta ayrıca bunun üzerindeyim. Sonuçta bakın. Mesela herhangi bir grafik arkadaşlar. Şunu teğet diyorsak şu nokta hem bu fonksiyon üzerinde hem de teğet denklemi üzerinde bir noktadır. X'e 2 yazdım 10 eşit olacak. O zaman 10 eşittir. 28 eksi a'dan a kaçtır? 18'dir. Alın 18'i bulduk. Evet yandaki soruya bakalım.
Şekildeki gibi koordinat düzeninin dirilince bölgede istatistiklerinden AOB'de küçük hipotenüs 2'ye 4 olan geçmez. En küçük alanına. Şimdi alanın en küçük değeri soruluyor. Şimdi burası 2'ye 4 ise şöyle çizeyim. Şurası apsisi 2 ise burası 2 birim. Y'si 4 birim ise burası 4. Şimdi ben burayı bilmiyorum. Buraya A diyeyim, buraya B diyeyim arkadaşlar. Şimdi benzerlik var mı burada? Nedir benzerlik oranımız? A'nın A artı 2 oranı 4'ün B oranı. Buradan AB eşittir 4A artı 8. Hatta A'ya böldük. B eşittir 4 artı 8 bölü A geldi. Şimdi peki bizim bu üçgen alanı bakın amaç ne buradaki normalde? Hani normalde bize alan soruluyorsa aslında A artı 2 çarpı B soruluyor. Amacım B'yi A çizgisine döndürmekti. Döndürdüm mü? Döndürdüm. Benzerlikten döndürdüm. O zaman buradaki B gördüğüm yere büyük alttaki buldum. Yani 4 artı 8 bölü A yazıyorum arkadaşlar. Evet dağıtalım. Bu alanımız bizim. Hatta alan diyelim buna. Evet 4A. Pardon bölü 2'si nerede alan? Şunu hatta şöyle 2 ile sadeleştirelim şunları. Şurada A artı 2 kalacak. İç paydayını kurtulalım arkadaşlar. 2 artı 4 bölü A kaldı. Evet dağıtırsak 2A artı bakın 2A artı A'lar gidecek 4 kalacak. Artı 4 artı 8 bölü A. Yani en son hali 2A artı 8 artı 8 bölü A. Şimdi bana bunun en küçük olması için soruyorsa o zaman türevini alıp sıfıra eşitlemem gerekmiyor mu? Türevini alıp sıfıra eşiteceğim. Evet 2A'nın türevi nedir? 2. 8'in türevi gitti mi? 8 bölü A. Bu 8 bölü A denen şey 8 çarpı A üzeri eksi 1. Evet. Eksi 1 başa geldi. Eksi 1 çarpı 8 çarpı A üzeri eksi 2. Eşittir 0. Yani buradan 2 eksi 8 bölü A kare eşittir 0'dan 2 eşittir 8 bölü A kare. A kare eşittir 4. A nedir? Ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Eksi 2 olamayacağına göre 2'dir. O zaman burası da 2. Peki A 2 ise B kaçtır? 8 mi gelir? A da burası 8. E burası 8, burası 4. O zaman buradaki alan nedir arkadaşlar? 8 çarpı 4 bölü 2'den 16'dır alanımız. Bir maksimum minimum problem sorusu arkadaşlar aslında. Ne oldu? Alanı sorduğu için tek bilinmeyeni indirgeyip yerine yazıp türevini alıp sıfır eşitledik. Evet, bir integral sorusu. Şimdi bu belirli bir integral. Aslında integral demek alan demek. Eksi 2 ile 6 arasında. Bakın fonksiyon grafiklerini vermiş. Eksi 2 ile 6 arasındaki bu fonksiyonun şu x ekseniyle yaptığı alanlardır arkadaşlar. Mesela bakın. Şurası. Şu kısım. Yani şu alan. Sonra şu alan. Bakın şu alan. Sonra şu alan. Bunların hepsinin toplamı lazım. Ama unutmayın şunu. İntegralde x eksenin altındaki alanlar eksidir. Üstündeki alanlar artıdır. Şimdi bir çizdiğim yerleri bir sileyim arkadaşlar. Evet. Şimdi şuradaki alan. Bakın burası 2 birim. Burası 3 birim. Şu dik dörtgen var burada. Burası kaç geldi? 6 mı? Burası 3. Burası 3. Burası ne geldi? 3 çarpı 3 bölü 2. Yani 9 bölü 2. O zaman 6 artı 9 bölü 2. Buraya bitirdik. Şurası 1. Burası 1. Bak şuradaki alan ne olur? 1 bölü 2 mi yapar arkadaşlar? 1 çarpı 1 bölü 2. Ama eksi o. Altta olduğu için eksi 1 bölü 2. Evet şuradaki alana bakıyorum. Bakın şu alan. Burası 2, burası 2. Bu nedir? 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. Yukarıda olduğu için artı yazdım. Evet burası 2, burası 2. Şuradaki alanımız nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2'den 4. Ama eksi. Neden? Aşağıda. Evet şurası kaç geldi? 4 bölü 2'den, pardon 8 bölü 2'den 4. 6, 10. Hatta şu 4'ler gitsin arkadaşlar. 6 artı 2'den 8'dir. İntegralde alan sorusu. Bu arkadaşlar geometri olduğu için çözmüyorum bu soruyu.
Evet. Şimdi burada yine bir belirli integral sorumuz var. Biraz daha aşağı indireyim, pardon. Aşağı inmiyor. Ulan şöyle kalsın. Şimdi ilk başta şunu integral almam lazım. Bakın bu ifade neyin türevi olabilir? X kare var. Bakın eğer bölümün türevi varsa payda vardır, değil mi? Çarpımın türevinde payda yoktu. Bölümün türevinde ne yapıyorduk? Birincinin türevi, yani payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. O zaman paydanın karesi, bakın. Yani burası fx bölü x'in türevidir arkadaşlar. Bak, payın türevi. Bunun türevi nedir? Ev türevi x. Çarpı payda x. Eksi x'in türevine 1 çarpı pay fx bölü x kare. O zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. İntegral fx bölü x'in türevi dx. Hatta bu da 2 ile 4 arası. Şimdi türevle integral zaten birbirini götürecek mi arkadaşlar? Hem türevini al, integralini al, gidecek. Yani burası ne kalacak? Şurası kalacak. Fx bölü x kalacak. Hangi aralıkta? 2 ile 4 aralığı. Bu belirli integral ne yapıyoruz? X'ine 4 yazıyoruz. Bir de x'ine 2 yazıp birbirinden çıkartıyoruz. Yani f4 bölü 4 eksi f2 bölü 2. Şimdi grafiğe bakalım. F4 neye eşit? Bakın F4 6 eşit. F2 kaça eşit? 2, 2 noktasından geçiyor. 2. Al burası 6. Burası da 2. Yani 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 eksi 1. Cevap nedir? 1 bölü 2'dir. Yandaki sorun yine trigonometri sorusu olduğu için arkadaşlar benden değil. Ha, bitmiş sorularımız. Bundan sonrası geometri. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.